Peki son sorumu sorayım. Şimdi chat'te görüyorum işte 7500 lira alanlar zam alacak mı? 7500 üstü alanlara zam gelecek mi? Şimdi böyle bir tablo var. Şimdi teknik konuyu size sormayacağım tabii ki. Hani o çok başka bir mesele. Evet. Ama süreci takip ediyorsunuzdur. 7500 liraya 7500 lira maaş alan şu anda emeklilerin %60'ı bu rakamda bekletiliyor. %70'i 80'e kadarı da yani herhalde 10 bini geçemiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi siz bu emekli maaşlarıyla alakalı nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz? Yani 7500 lira alanlar, altında alanlar ya da 7500 lira üzerinde alanlar emekli maaşlarıyla ilgili genel bir düzenleme olur mu sizce? Ya da bu konuyla alakalı Vedat Bilgin gitmeden ya da kalırsa sizce yeni bir yani neyle karşımıza çıkacaklar? Nasıl tahmin ediyorsunuz? Biz yaptığımız en son görüşmede bakanlıkta bir görüşmemiz olmuştu hatırlarsanız. Tarih olarak şu an hatırlayamıyorum ama Mart ayı içindeydi diye hatırlıyorum. O zaman yaptığımız görüşmede Sayın Bakanım söylemiş olduğu bir söylem vardı, pardon. Buyurun. Prime göre maaş sistemine geçeceğiz demişti. Ve gerçekten şu an olması gereken bu maaş farkları arasındaki tek çözüm gerçekten prime göre maaş sistemine geçilmesi adaletli olandır ve bizlerin de itirazı olmayacağı, gerçekten kabul göreceği de bir yasa olur bu. Çok az prim günü olan arkadaşlar, mesela kısmi emeklilikten örnek verelim. 3600 günle emekli olan arkadaşlarımız da şu anda 7500 lira alıyor. Ama 10 bin, 11 bin gibi prim gününe sahip olan arkadaşlarımızın arasında da 7500 lira alan arkadaşlarımız var. Bu da adaletsiz bir sistem oluyor. O kadar yıl çalışmış, hiçbir farkı kalmayan bir emekli grubu oluşturduk şu anda biz. Ve memurlarla da arada hiçbir farkı bırakmadık. Herkes prim gününe göre maaş sistemine geçilirse gerçekten hem kurumlar arasındaki dediğim gibi az önce de o adaleti de korumuş olacağız. Herkes prim gününe göre fazla prim günü olan daha fazla maaş alacak. Hakkaniyetli olan da budur zaten. Prim günü azsa da daha az bir maaş alacak ve taban aylık alacak en azından. Oradaki bu maaş arasındaki primlerden o doğan da mağduriyetler giderilmiş olacak. İnşallah buna en kısa zamanda geçerler. Ve yaparlarsa gerçekten bu güzel bir de reform olur. Ama bunun öncesinde ben yine ısrarla ve ısrarla intibak diyorum. İntibak İntibak meselesi var, evet. yasası gelmeden de bizim bu maaş sorunumuz tam anlamıyla da çözülmemiş olacak. 2000 sonrasındakilerin bu intibaktan doğan farkları yine devam etmiş olacak. O nedenle intibak yasasıyla birlikte de bu düzenleme yapılırsa çok daha güzel olur.